Murat Yetkin, Yetkin Report. Daha Biden'la görüşürken Erdoğan'a boyun eğmedik. Bu yazıyı 30 Haziran sabahı yazdım, saat 9'da bitirdim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmesi üzerinden 12 saatten fazla geçmişti. Görüşmenin içeriği üzerine Amerikan tarafından ilk açıklama hemen yarım saat sonra gelmişti ama Türk tarafından yarım gün sonra hala açıklama yoktu. Dahası akla dakika bir gol bir manşetlerini hatırlatacak şekilde daha Erdoğan Biden'la görüşürken daha bir gün önce Erdoğan'dan NATO üyeliği onayı alan İsveç'in Dışişleri Bakanı Anne de demeci patlatmıştı. Erdoğan'a boyun eğmedik. Ne demek istiyordu Linde? Terör faaliyeti olduğu yönünde delil olmadıkça hiçbir iadeye razı olmayacağız. İsveç'in Eylül ayında seçime giderken güven oyunu PKK yanlısı olduğunu gizlemeyen İranlı Kürt milletvekilinin tek oyuna borçlu olan azınlık hükümetinin Dışişleri Bakanı iç politika hesaplarıyla bunu söylemiştir değil mi? Zaten PYD, YPG ve FETÖ'ye terör örgütü demedik yardım etmeyiz dedik diye de övünüyorlar. Hatta ilerleyen saatlerde Finlandiya Cumhurbaşkanı Saülü Nisto Dökümanda bu örgütlere terörist muamelesi yapılmıyor ve aynı zamanda Türkiye'nin istediği şekilde isimlendirilmediler. YPG'ye insani yardım yapılabilir dedi. Çıktı işin içinden. Daha imzaların mürekkebi kurumamışken. O zaman gelin Türkiye'deki hükümet yanlısı medyanın Erdoğan istediğini aldığı manşetleri bir yana Beyaz Saray açıklamasında görüşmeye dair neler dendiğine bakalım. Beyaz Saray'ın görüşmeye dair 5 cümlelik açıklamasında girişteki NATO çerçevesinde görüştüler cümlesi dışında söylenenler şöyle. 1. Biden Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile üçlü anlaşmaya vararak NATO'ya davet edilmelerini sağlayan kararından memnuniyetini ifade etti. 2. Liderler Rus saldırganlığına karşı Ukrayna'nın savunmasına desteğin devamını ve Ukrayna tahılının ihracı yönündeki Rus engellerinin kaldırılmasının önemini konuştu. 3. Ayrıca Ege ve Suriye'de istikrarın sağlanmasının önemi üzerinde konuştular. 4. Biden, Türkiye ile ABD arasındaki yapıcı ikili ilişkilerin korunması arzusunu tekrarladı. İki lider, hükümetler arasındaki yakın anlaşmaların devam etmesinin önemi üzerinde anlaştı. Bu kadar. Özetle daha geçen hafta Avrupa Birliği'nin Yunanistan ve Kıbrıs konusunda Türkiye'yi kızdıran çıkışına konu olan Ege konuşulmuş. ABD, AB ve ilginçtir Rusya'nın PKK/YPG'ye karşı yeni bir askeri harekata karşı rahatsızlık belirttiği Suriye konuşulmuş ama Erdoğan'ın Biden'la masada olduğunu söylediği F-16 satışı konuşulmamış. Belli ki Erdoğan açmış F-16 konusunu ama Biden söz vermiş sadece. ABD'ye döner dönmez bu konuyla ilgilenecekmiş. Zaten bütün bu zafer beyanları altında Erdoğan'ın bolca söz almış görünüyor. Gerçi İsveç Erdoğan'dan onayı kapar kapmaz ilk çalımını attı, boyun eğmedik diyerek Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın istenen teröristler listesindeki yayıncı ve yazar Ragıp Zarakoğlu'nun PKK teröristi gazeteci Bülent Keneş'in de FETÖ teröristi olarak iadesini sağlamaları zor görünüyor ama örneğin zaman aşımına düşme tehlikesi bulunan Musa Anter cinayetinden aranmakta olan PKK itirafçısı Abdülkadir Ayga'nın iadesi Ankara'da bazılarını rahatsız bile edebilir. Konuyu dağıtmayalım. Ruslar Erdoğan'ın Mehmet Yılmaz'ın deyimiyle atarlı giderli ergen diplomasisinin zaten sadece iç politika amaçlı olduğunu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik kararının zaten alınmış olduğunu söylüyorlardı. Önceki Washington Büyükelçilerinden deneyimli diplomat Namık'tan, ABD'nin hiç öne çıkmadan perde arkası diplomasi ve İngiltere'nin desteğiyle NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in önünü nasıl açtığını, Ankara'nın güvenini kazanan Stoltenberg'in de Erdoğan'ın nasıl NATO zirvesi öncesi İsveç ve Finlandiya ile masaya oturmaya razı ettiğinin ayrıntıları tahlilini yaptı. Buradan okuyabilirsiniz. Belki de Biden-Erdoğan görüşmesinde Ege sohbetinin etkisiyledir. Kıbrıs Rum Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis gayri resmi yemekte Erdoğan'ın yanına gelmiş, ayaküstü sohbet etmişler. CHP milletvekili Utku Çakırözen'in tweet mesajından öğreniyoruz. Ama Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmeyi reddetmiş Erdoğan. O fasıl bitti görüşmem diyor Erdoğan. Sizce de görüşmez değil mi? Bu noktada bir öz eleştiri yapmam gerekiyor. Erdoğan'ın kendi beyanlarından ve Ankara diplomasi kulislerinden aldığım havaya dayanarak Erdoğan'ın NATO zirvesinde de hayır diyebileceği, böylece Ağustos'a tatile girecek ABD kongresi karşısında Kasım'da çetin bir seçime hazırlanan Biden'ı zorlamak isteyeceğiydi. Zaten Eylül'de de İsveç seçimleri vardı. Gerçi bu tahminde bulunurken dahi bütün sürecin öne çıkmayan ABD tarafından yürütülmekte olduğunu ve Erdoğan'ın en büyük zorluğununsa ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle dış politika ısrarlarını sürdürememe riski olduğunu da yazmıştım. O nedenle Erdoğan'ın özellikle Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in geçenlerde ABD'de göz kamaştırıcı ağırlaması ardından Biden'la görüşme talebi belirleyici olabilirdi. Oysa Biden'la görüşmeye kalmadan Biden'ın telefon edip görüşme teklif etmesinin yettiği anlaşıldı. Biden'ın Erdoğan'a Rusya'ya karşı birlik ve beraberliğe her zamankinden çok ihtiyaç olduğu şu günlerde Türkiye'nin oyun bozan durumunda kalmak istemeyeceğini, Donald Trump gibi aptal olma ifadesiyle değil ama uygun nisanla söylediği anlaşılıyor. Biden, komünizmin kurucusu Karl Marx'ın siyaseti ekonomi belirler sözünü uygulamış görünüyor. Erdoğan Biden görüşmesi devam ederken ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Türkiye'ye F-16 satışını destekliyorlardı. Daha önce ABD Dışişleri ve Kongre'ye resmi yazıyla desteğini bildirmişti. Tabii kararı Kongre verecek. Biden'ın Kongre üzerindeki etkisinin Kasım seçimleri ardından zayıflayacağı görülüyor ama Türkiye'ye F-16 satış kararı Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'ya verdiği NATO üyelik onayı dolayısıyla NATO'yu Rusya karşısında güçlendirmesi ardından daha mümkün görünüyor. Bu en çok Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı memnun eder. Zaten dün kabul edilen NATO 2023 stratejisinde Karadeniz ve Batı Balkanlara öncelik veriliyor. Türkiye'nin hava gücünün güçlendirilmesi NATO'nun Güneydoğu kanadının da güçlendirilmesi demek. ABD Yunanistan, Kıbrıs ve Ege meselesine bu açıdan da bakıyor. Burada sorun F16'ların Erdoğan'ın istediği gibi seçimden önce gelip gelmeyeceği. Belki Kongre onayı beklenene dek ABD yönetimi artan Rusya tehdidini gerekçesiyle Türkiye'ye başka destek yolları bulur. Kim bilir? Akit'ten hürriyete, sabahtan milliyete, hükümet çizgisindeki gazetelerin tamamının manşetlerinde Erdoğan'ın istediğini aldığı yazıyordu. Hatta bazıları ezikliği üst boyutta tırmandırmış. Avrupa basını böyle yazdı diye böbürleniyordu. Okurken aklıma Nazım Hikmet'in meşhur Vatan Haini şiirindeki manşetler yalan söylüyorsa dizesi geldi. Bu gazeteler içinde gerçeğe yakın duran Türkiye olmuş. Türkiye veto hakkımız cepte manşetiyle İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecinin 8 ay alacağını bu ülkeler sözünde durmazsa Türkiye'nin de NATO üyeliklerini engelleyeceğini yazmış. Kağıt üzerinde doğru da 8 ay dediğiniz bizi 2023 Şubat Mart aylarına getiriyor. Yani Türkiye'deki seçimin arifesini. Sizce Erdoğan İsveç ve Finlandiya ne yaparsa yapsın bunu seçmenine dünyaya meydan okuyan lider olarak sunma cazibesine karşı ekonomiyi daha da çökertecek bu hamleyi yapar mı? Bence zor. En fazla şikayet eder. Belki 2016 darbe girişimi ardından Fethullahçılara dediği gibi kandırıldık Rabbim affetsin der. Ama bu defa kandırılma değil bile bile lades. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.